Değerli okur yorum takipçileri bu videomuzda hem ortaokulda hem lisede öğretmenlerin çok işine yarayacak içeriğiyle öğretmenlere birçok konuda ödev konuları, materyal ve etkinlikler sunabilecek çok güzel bir siteyi konuşacağız. Bir Dünya Haber nokta sitesini. Bu web sitesi bir iyilik hareketi olarak kuruldu. Hakan Emin Öztürk'ün yönetiminde ve organizasyonunda, belki de liderliğinde diyelim, İslam dünyasındaki iyilikleri konu eden, böylece iyiliğin yayılmasını sağlayan bir amaçla, bir hedefle kuruldu. Siteye bakarsanız, biraz sonra inceleyeceğiz inşallah, içerisinde İslam dünyasından hep iyiliklerin olduğu haberler yer alıyor. İçeriğini de dünyanın çeşitli yerlerinden e, gönüllülük esasına dayalı olarak bu siteye haber gönderen, haber yazan kişiler oluşturuyor. Peki bu bizim için niçin önemli? E, i̇çeriğine biraz sonra baktığımız zaman biz öğretmenlerin işine de çok yarayacak, bizim elimizi kuvvetlendirecek malzemelerin olduğunu görüyoruz. Dilerseniz hemen sitenin içinde neler olduğuna, bizim bu konuda yani öğretmen olarak nelerden faydalanabileceğimize bir bakalım. Sitenin ana sayfasına baktığınız zaman zaten e, içinde kötülükle ilgili zorluklarla ilgili insana kötü mesaj verebilecek, moralini bozabilecek içeriklerle ilgili hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Ama ben sitenin genel tanıtımını yapmayacağım burada. Çünkü özel bir yere odaklanmak istiyorum. O da sitenin üst kısmındaki özel içerikler bölümü. Bizim inceleyeceğimiz yer özellikle burası. Özel içerikler bölümüne tıkladığımda altında gördüğünüz gibi birçok konuda alt başlıklar geliyor. Bunlara teker teker bakacağız inşallah şimdi. Hangisi bizim mesela hangi konularda hangi derslerde hangi ünitelerde işimize yarayabilir? Biz bunları nasıl kullanabiliriz? Onlarla ilgili kısa kısa açıklamalar, izahlar yapmaya çalışacağım. İlkinden başlayalım. Dünyada İslam diye bir başlık var. Oraya tıkladığımızda 5 soruda başlığıyla birçok ülkeden bahsedildiğini görüyoruz. Yani Kuzey Makedonya, Polonya, Sırbistan, Burkina Faso, Zambiya, Nijerya, Bulgaristan, Gürcistan gibi birçok konuda Birçok ülke ile ilgili bizim gönül coğrafyamız diyebileceğimiz yani oralarda da Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı yerlerle ilgili bilgiler görüyoruz. Burada bizim gönül coğrafyamız ünitesi ile ilgili belki de ihtiyacımızdan çok daha fazla bilgi var. Burada değişik ülkelerle ilgili o ülkelerdeki Müslümanların durumları ile ilgili ödevler verebilir, araştırmalar yapmasını isteyebiliriz öğrencilerden. ...gönül coğrafyamız ünitesine geçtiysek buralardan ekstra araştırmalar yapmalarını isteyebiliriz. Yani bu e, en başta bahsettiğimiz dünyada İslam bölümü bu anlamda bizim için çok faydalı içerikler sunuyor. İkinci bölüme gelelim. Orası da Allah'ın evleri bölümü. Yani anlaşılacağı gibi burada da camilerden bahsediliyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerden e, tanıtımlar var burada da. Danimarka'daki camiler, İsveç'teki camiler, Norveç'teki camiler... Bu konuda bizim hangi ünitelerde işimize yarayabilir? Öncelikle ünitenin içerisinde cami konusu varsa işimize yarayabilir. Gönül coğrafyamız konusunun alt bir konusu aynı zamanda bu. Çevremizde dinin izleri konusunda, mimari konusunda mesela işimize yarayabilir. Namaz ünitesinde işimize yarayabilir. Dünyanın farklı geleneklerini, göreneklerini, yorum farklılıklarını işlediğimiz birçok ünite var. İlk öğretimde de var, orta öğretimde de var. Oralarda işimize yarayabilir. Yani herhalde onlarca farklı ülkenin, o ülkedeki cami mimarisiyle, gelenekleriyle, görenekleriyle, örf adetleriyle burada tanıtıldığını görüyoruz. Öğretmen buralardan çok fazla malzeme çıkartabilir dersi için. Bir diğer başlığa geçelim hızlıca. Orası da biyografi başlığını taşıyor. Burada da İslam dünyasında veya kendi yaşadığı çevrede iz bırakan önemli şahsiyetlerin biyografilerini bulabilir öğretmen kendi ünitesiyle ilgili ilgi çekici şeyler varsa mesela Kur'an-ı Kerim konusunda İmam Hatip Meslek dersi de olabilir bu. Kur'an-ı Kerim din kültür ve ahlak bilgisi dersi de olabilir. Abdurrahman Gürses çok önemli bir Kur'an aşığı olarak Kur'an'a hizmet eden bir kari, bir hafız, bir Kur'an hafız olarak, hocaların hocası olarak buradaki e, biyografisinden öğrencilere öde ödevler verilebilir veya derse konu edinilebilir. Biraz daha aşağıya gittiğimiz zaman onlarcasını tekrar görebiliyoruz buradan. Mahmut Celalettin Ökten'le ilgili mesela e, bir biyografi görüyorum. E, uzatmayayım. Burası da öğretmenlerin çokça işine yarayabilir. Hemen e, diğerine geçeyim, dördüncüsü. Burası da Ramazan Söyleşileri bölümü. Adından da anlaşılacağı gibi özellikle Ramazan ayı geldiğinde bu bölümden de çokça malzeme, etkinlik fikri ve ödev konusu verebilir öğretmen. Burada da dünyanın değişik yerlerindeki Ramazan gelenekleri, oralarda Ramazan'ın nasıl yaşandığı ile ilgili bilgiler, ilginç bilgiler var. Hemen aşağıdan bir tanesine bakalım mesela. Ramazan söyleşileri İspanya. İspanya'da Ramazan demiş. Mısır'da ve bunun altında daha başka birçok yerde Kolombiya'ya kadar, Benin'e kadar birçok ülkede Ramazan'ın nasıl yaşandığı ile ilgili bilgiler anekdotlar bulabilir öğretmen. Şimdi burada bu site dünyanın dört bir yanından bu malzemeleri nasıl toparlıyor diye sormanız normal, merak etmeniz de normal. Burada Hakan Emin Öztürk'ün bir iyilik hareketini organize etmesinin bir sonucu olarak ben bunu görüyorum. Dünyanın birçok yerinde Türk olabilir, başka milletten olabilir. Bu iyilik hareketine katılmış gönüllüler var. Onlar kendi ülkelerindeki Ramazanların nasıl yaşandığını, camilerin nasıl bir merkez, hayatın merkezinde olduğu ile ilgili yazılar yazıp, fotoğraflar çekip bu siteye gönderiyorlar. Dolayısıyla bu sitede böylece çok zengin bir içeriğe kavuşuyor. Dördüncü bölüme geçiyorum. Çocuk köşesi adı altında. Burada da ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik olarak bol miktarda etkinlik fikri bulabilirsiniz. Başlıkları sıraladığımız zaman bunu daha da somutlaştırmış olacağız inşallah. Mesela çocuklarınıza dinletebileceğiniz 10 çocuk eseri, çocuklar için Filistin temalı animasyon önerileri, çocuklara Kudüs temalı 5 kitap tavsiyesi, Ramazan'a uygun 5 çocuk kitabı gibi birçok konuda öğretmenlerin hem belki toplu olarak yaptıkları, mesela Kudüs'le ilgili bir program yapıyordur konferans salonunda orada kullanabilecekleri videolardan içeriklerden tutun da öğrencilere okuma gruplarında tavsiye edebilecekleri kitaplara kadar birçok konuda hem ebeveynlere hem öğretmenlere bu bölümde etkinlik fikri sunulmuş. Bu anlamda da çok önemli bir bölüm olmuş. 6. bölüme geçiyorum. Bir dünya liste adı altında bu bölümde. Burada da maddeler halinde bazı konular işlenmiş. 5 maddede Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı, 10 soruda trends nedir? Beş maddede Kadir gecesini nasıl geçirmeliyiz? Göreme görememenin engel olmadığını anladığımız dört film gibi aslında her biri öğretmenin bir hafta alıp da sınıflarında konu etmesi mümkün olsa öğretmeni belki bütün yıl boyunca öğrencileriyle güzel bir şekilde ders geçirmesine dersi zenginleştirmesine, öğretmen-öğrenci diyaloğunu, ilişkisini sağlıklı bir noktaya taşımasına yardımcı olacak şeyler bunlar. Avrupa'nın en eski 10 camisi gibi, kurban bağışı yapabileceğiniz 20 kurum gibi birçok maddeli içerik var bu bölümde de. Bunu da öğretmenlerin ayrı ayrı incelemesini ben tavsiye ediyorum ciddi anlamda. Aşağıdaki bölüme gelelim hemen İlham veren projeler bölümü var onun altında da burada da öğretmenlerin hem sınıfta hem okulda uygulayabilecekleri birçok proje örneği mevcut. Yani doğrudan kullanamayabilir ama fikir vermesi açısından önemli. İlk başlık benim dikkatimi çekiyor yani entepedeki değil de onun altındaki Paul Pogba'nın yoksullukla mücadele kampanyası adı altında bir haberden bahsedilmiş. Bunu biz belki kendi okulumuza şartlarımıza uyarlayarak bir proje haline getirebiliriz. Cami Market diye bir projeden bahsedilmiş. Onun altında biraz daha ilerliyorum. Okuma yürüyüşü diye bir proje var. Paylaştıkça çoğalan barış platformu diye bir proje var ve bunun altına daha birçok projeyi sıralamışlar. Hepsiyle ilgili açıklamalar mevcut. Daha fazla örnek vermeden hızlıca diğerine geçelim. Bir dünya listeyi en son konuşmuştuk. Yok, ilham veren projeleri konuşmuştuk. Onun ardından dünyada Osmanlı izleri diye bir bölüm var. Burada da hem Osmanlı'nın mirasının kalıntılarını, bakiyesini görebilmesi için hem bir medeniyet tasavvuru ve bir tarih bilinci oluşturabilmesi için ki tarih birliği kültürün bir milleti bir arada tutan kültürün en önemli noktalarından bir tanesi, unsurlarından bir tanesi. Burada da dünyada Osmanlı izleri ile ilgili Makedonya'da, Tunus'ta, Libya'da, Somali ve Sudan'da, Bosna Hersek'te Kuzey Kıbrıs, Ürdün, Yemen, Arnavutluk'ta ve bunun altında daha birçok yerde Osmanlı'nın ne gibi izler bıraktığını, bugün hala o izlerin ne durumda, ayakta kaldığını, yaşadığını okuyabilir öğrenciler öğretmenlerle birlikte. Bu da mesela tarih dersindeki bir öğretmenin, sosyal bilgiler dersindeki bir öğretmenin işine yarayabilecek bir bölüm olabilir. Bunu da kapatalım ve İslam şehirleri bölümüne gelelim. Bu da doğrudan bizim gönül coğrafyamızla ilgili olan bir konu. Belki coğrafya dersinin de konusu olabilecek olan malzemeler bulunur. Burada da dünyanın dört bir yanındaki İslam şehirleriyle ilgili yazılar var. Şimdi bu yazılar var diyerek geçmek istemiyorum. İçerikte gerçekten okuyanın dikkatini çekecek ayrıntılarla dolu yazılar bunlar. Bizim bilmediğimiz birçok şehir ve o şehirlerdeki birçok ayrıntı bu yazılarda gizli. Burada da onlarca şehirle ilgili onlarca yazıyı bulabilir öğretmen. Bir araştırma konusu verip öğrencilere belki bunları coğrafyalarına göre gruplayıp onunla ilgili sunum yapmalarını isteyebilir. Burada bol miktarda fotoğraf da bununla birlikte yani bu yazılarla birlikte bulunabilir burada. İslam şehirlerinden sonra İslam tarihi köşesine geçiyorum. Burada da genellikle maddeler halinde yazılmış olan İslam tarihi yazıları var. Hemen birkaç tane örnek verip geçeyim. 10 maddede İmam Taberi Hazretlerini tanıyalım demiş. Aşağıya doğru iniyorum. 10 maddede Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerini tanıyalım demiş. Daha aşağıya doğru iniyorum. Hazreti Peygamber döneminde kadınlar. 10 maddede Musab bin Umeyr'i tanıyalım gibi tarihi şahsiyetleri maddeler halinde çok kısa, öz akılda kalıcı şekilde tanıtım tanıtmış yazılar. Burası da hem İmam hatip meslek dersleri, hem tarih, hem din kültürü ahlak bilgisi, hem Hazreti Peygamber'in hayatı seçmeli dersi derslerine giren öğretmenlerin çok işine yarayacak bilgiler ve malzemeler barındırıyor. Altında Endülüs köşesi var. Bu özel olarak Endülüs coğrafyasına yoğunlaşmış bir bölüm. Bu da bizim gönül coğrafyamızla ilgili bol miktarda malzeme bulundurabilir. Belki Endülüs'le ilgili özel olarak çalışma yapan bir öğrenci grubuna ödev hazırlamaları için, araştırma yapmaları için verilebilecek olan bir bölüm olabilir. Yani bunu inceleyin, buradan şu şu konularla ilgili araştırmalar yapın gibi Endülüs'te dini hayat, Endülüs'te Ramazan, Endülüs'te müesseseler, Endülüs'te eğitim gibi birçok başlık var burada da. Geçiyorum hemen bilim tarihi köşesini. Şöyle bir görelim. Burası da özellikle din kültür ve ahlak bilgisi dersinde 12. sınıfın ilk ünitesi olan İslam ve bilim ünitesine doğrudan bağlı olan, onunla ilişkili olan içerikler barındırıyor. Yani o üniteyi bu bölümle birlikte işlese öğretmen hem anlaşılırlığı hem öğrenciye vereceği mesaj açısından din-bilim ilişkisi İslam'ın bilgiye, öğrenmeye, aklı kullanmaya ve dünyadaki ilmi birikime katkısı açısından gerçekten çok zengin bir içeriği öğrenciye kazandırma imkanımız olabilir. Burada da İslam alimleri ile ilgili Anadolu'daki ilmi birikimin bakiyesi ile ilgili bu coğrafi olabilir, kişisel olabilir, başka türlü olabilir. Birçok bilgi, birçok alim ve o alimlerin Çalıştıkları alanlarla ilgili bilgiler mevcut. Burada da onlarcası var yani kaydırıyoruz. En son Meraga Rasathanesi ile ilgili bunu belki de hiçbirimiz duymadık şimdiye kadar. Bunun bu Rasathane ile ilgili bilgileri bu siteden araştırıp bir ödev haline bir araştırma konusu haline getirebilir öğretmen ve öğrenciler. Onun altında kitap tavsiyeleri bölümü var. Burada da inceleme yazıları ile birlikte, yorumlarla birlikte kitap tavsiyeleri yer alıyor. Burası da okuma gruplarıyla çalışan öğretmenlerin, belki de okuma kulüplerinin veya bir konuyla ilgili, bir ünite ile ilgili özel okuma yapan veya kitap tavsiyesi isteyen öğrencilerin faydalanabileceği bir bölüm. Yıllardır okuma tavsiyesi yapan, kitap okuyan ve okuduğu kitapları da yorumları ile birlikte paylaşmaya çalışan biri olarak benim ilk gördüğümde ben bir hazinenin içine düştüm galiba dediğim bir bölüm oldu burası da. Buradan öğretmenler hem kitapların belki de bizim dünyamızdan olan insanların gözüyle okunarak yorumlandığı ve tavsiye edildiği bir bölüm olarak burayı inceleyebilir. Buralardan kendine göre okuma listeleri oluşturabilir ve bu listelerle birlikte öğrencileri okumaya daha fazla teşvik edebilir yani. Bu kitap meselesi olunca benim söyleyeceğim sözler çok oluyor. Onun için çok da fazla uzatmayayım ve hemen geçeyim burayı da kitap tavsiyelerinin yanında aynı şekilde film incelemeleri bölümü de var Burada da aynı kitaptaki gibi izlenmeye değer olduğunu düşündüğü sitenin tavsiye etmeye değer olduğunu düşündüğü filmleri yorumları ile birlikte tahlilleri ile birlikte bulabilir öğretmen ve öğrenciler kitap grupları gibi kitap okuma grupları gibi film izleme ve tahlil etme grupları da yavaş yavaş okullarda ortaya çıkmaya ve gelişmeye başlıyor. Bu bölümde o anlamda çok işe yarayabilir. Ardından ülkeleri tanıyoruz diye bir bölüm var. Oraya da hemen bir bakalım. Burada da nüfusunun çoğunluğu Müslüman olsun veya olmasın, içerisinde Müslüman izlerinin olduğu, Müslümanların yaşadığı az veya çok ülkeleri o ülkenin içindeki Müslümanların bakış açısıyla incelediği bir bölüm. Yani şimdi burada en başa bakıyoruz, ülkeleri tanıyoruz. Afganistan diyor, tamam, nüfusunun çok büyük bir çoğunluğu belki de tamamı Müslüman. Ama altta ülkeleri tanıyoruz. Japonya var. Şimdi burada bir Müslümanın büyük ihtimalle bir genç yazmıştır. Tabii bu Müslüman bir genç yazmıştır. Japonya'daki hayatın nasıl olduğunu ardından da Japonya'da bir Müslüman için hayatın nasıl olduğunu burada yazması önemli. Yani farklı kılan nokta o. Camileri var mı? Ramazan'da Müslümanlar orada ne yapar? Müslümanlar orada diğer din mensuplarıyla, ülkenin geneliyle nasıl bir ilişki içerisindedirler? Gibi birçok açıdan Müslüman gözü ve bakış açısıyla Kamboçya'ya kadar bakın yani benim aklıma gelmez bir liste yapılması gerekse ülkeleri tanıyalım ve bunu da bir Müslüman bakış açısıyla listeleyelim desek Moritanya, Küba gibi Küba'daki Müslümanların bile nasıl bir durumda olduğunu, bugün İslam'ı orada nasıl yaşadıklarını bu bölümden inceleyebiliriz. Bu aynı zamanda öğrencilere dünyanın dört bir yanında Müslümanların olduğunu ve bir Müslüman için dünyanın dört bir yanının yaşanacak bir yer olduğunu, yani İslam'ı yayma açısından insanlarla ilişkiye girip İslam'ı temsil etme, örnek olma açısından yaşanmaya değer yerler olduğunu, insanların da bunları yaptıklarını göstererek geniş bir bakış açısı, bir perspektif sunabilir. O anlamda da bu ülkeleri tanıyoruz bölümü önemli. Hemen biraz daha aşağıya geliyorum, az kaldı. Özel olarak bir dünya Kudüs bölümü var. Burada da Kudüs ile ilgili birçok malzemeyi bulabilir öğretmen. Kudüs hakkında 5 kitap, Mescid-i Aksa ile aramızdaki mesafe, El Halil şehri, Halilur Ramazan, Kudüs ile ilgili 5 hadis, Kudüs'teki son Osmanlı, Onbaşı Hasan gibi Kudüs ile ilgili onlarca yazıyı burada bulabilir, derleyebilir. Belki Kudüs panosunu sadece buradan çıkartabilir yani. Eğer Kudüsle ilgili bir pano yapılacaksa okulda veya bir özel sunum yapılacaksa, bir program yapılacaksa sadece bu bölüm bile öğretmeni beslemesi açısından, desteklemesi açısından yeterli olabilir. Onun ardından gezi yazıları bölümü var. Bu da bir dünya haber gönüllülerinin gittikleri ülkelerde gördüklerini İslami bir bakış açısıyla, yani Müslümanlığın oralarda ne durumda olduğunu göstermesi açısından o ülkeleri tanıyorumdan biraz daha spesifik bölümleri, alanlara yoğunlaşmış bir şekilde yazdıkları bir bölüm. Mesela Japonya'nın altın yaprağı, Sapporo Mescidi diye özel olarak oraya yoğunlaşmış. Küllerinden doğan şehir Dresden diye Almanya'dan bir yazı yayınlanmış. Suya yolculuk hikayem 3 Pakistan diye bir yazı yazılmış. Kuala Lumpur'la ilgili kültürel iklime dair tecrübeler diye bir yazı yazılmış. Yani buralarda hem öğretmene hem öğrencilere dünyanın dört bir yanından bilgi vermesi, ufuk açması için faydalanılabilecek olan bir bölüm. Onun ardından röportajların olduğu bir bölüm var. Burada da dünyanın çeşitli yerlerinde izler bırakan, başarılı olmuş Müslüman kişilerle yapılmış olan röportajlar var. Vardar'ın ezber bozan öğretmeni Senay Sarıca demiş. Biraz daha aşağıya iniyorum. Üsküp'te bir ilim yuvası Fettah Efendi Derneği demiş. Biraz daha aşağı iniyorum. Bir Kudüs savunucusu Abdallah Maruf Omar demiş. Bunun gibi yine onlarca yazıyı, onlarca röportajı Buradan bulabilir öğretmen. Belki de merak ettiği kişileri de aratıp bulabilir. Onunla ilgili bir röportaj ödevini öğrencilere oradan incelemesi açısından, o kişiyi incelemesi açısından verebilir. Bu sadece e, İslam dünyasıyla yani Türkiye'nin dışında yapılmış röportajlar değil elbette. E, mesela Dem Öğretmen Akademisi ile ilgili bir röportaj da burada yer alıyor gibi gibi. E, hemen geriye döneyim çok fazla vakit kaybetmeden e, bu videoyu uzatmadan bitirmeye çalışıyorum. Afrika Edebiyatı ile ilgili özel bir bölüm var. Bu da edebiyatta ilgilenen öğrenciler için belki edebiyat öğretmeninin faydalanabileceği çok güzel bir bölüm. Niçin çok güzel bir bölüm? Afrika'da biz genellikle hayatın bile olmadığını, yani insanların günlük hayatın içerisinde kültüre dair hiçbir izin olmadığını, sadece çöl, sıcak, savana, çadırlar, işte kulübeler ve ayağı yalın ayak insanlar olduğunu düşünüyoruz. Fakat Afrika'nın bir edebiyatı var. Bu edebiyatın ürettiği eserler var. Onunla ilgili bol miktarda bilgiyi buradan bulabilir öğretmen. Öğrencilere belki bununla ilgili bir ödev verebilir. Yani hep Avrupa edebiyatını, Rus edebiyatını, Amerikan edebiyatını okuyoruz, oraları görüyoruz, biliyoruz ama bakın Afrika'da da bu var diyerek Afrika'ya farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Çünkü biz biliyoruz ki Afrika Batı'nın zannettiği ve bize de zannettirdiği gibi bir yer değil. Orası çok zengin bir kültürel coğrafya. Bu da öğrenciye belki Afrika edebiyatını sevmesi, o okumalarını geliştirmesi bakımından faydalı bir vesile olabilir. Diyorum ve sondan ikinci bölüme geçiyorum. Bir alim hikayesi diye. Burada da çok sayıda alimin portresi mevcut. İmam Malik'ten Ahıskalı Ali Haydar Efendi'ye, Gazali'den Ahmet bin Hambele, Hacı Veys Efendi'den Bediüzzaman Said Nursi'ye kadar onlarca kişinin portresini bu bölümde bulabilirsiniz. Bu da bize öğretmen dersi işlerken birçok malzeme sunabilir. Ve son bölüme geleyim Bu da ilginç bir bölüm davetçi hatıraları diye. Bu da bu sitenin gönüllülerinin başlarına gelen ilginç olayları anlattıkları, paylaşılmaya değer olan anekdotları anlattıkları bir bölüm. Birkaç başlıkla bunu da anlamaya çalışalım. Sizi mutluluktan ağlatan insanları unutur musunuz. En ilginç bayram namazı arkadaşım. Hristiyan rahiplerin Süleymaniye Camii ziyareti, Vapurda gördüğünüz insanları bir daha düşünün. gibi okudukça insanda değişik duygular uyandıracak böyle kısa hikayecikler gibi, şaşırtan, ilgi çeken kısacık yazılar gibi bir bölüm olmuş bu da. Bunlar da teker teker belki her dersin başında öğretmen bunlardan bir tanesini okuyarak derse başlayabilir veya dersin bir bölümünde, dersin sonunda bunlardan bir tanesini okuyup öğrencilerle bir bunun üzerine müzakere etmeleri nasıl bir hisse çıkartılabilir? böyle yaşanmış bir olaydan diyerek bir ürün ortaya çıkartabilir. Bu bizim bu siteyle ilgili yani bu sitenin bu bölümüyle ilgili yani özel içerikler bölümüyle ilgili konuşacağımız son bölümdü. Bu videoyu şunun için çektim. Sonunda da bunu izah etmeye çalışayım. Belki görünüşte sanki bir sponsorluk falan falan varmış gibi görünebilir ama asla böyle bir şey yok. Yani gönüllülük esasına dayalı bir sitenin gönüllülük esasına dayalı bir tanıtımı oldu bu ama özellikle de şunun için oldu meslektaşlarımız öğretmen arkadaşlarımız bazen derste ne yapacağını ne gibi etkinlikler kullanacağını dersi nasıl daha ilginç hale getirebileceğini sürekli olarak söylemesine bu, bu konuda dertli olduğunu diliyle ifade etmesine rağmen eyleme geçme konusunda biraz zayıf kalabiliyor. Öğrencileri dersi dinleyebilecek bir psikolojiye sokmak, bir motivasyona sokmak aslında o kadar zor değil. Her yerde malzeme var. Sadece bu sitede bile öğretmeni ciddi anlamda rahatlatacak olan malzeme var. Bunun gibi daha onlarca site, onlarca kitap, onlarca konu, onlarca paylaşım öğretmeni bekliyor aslında. Bunu derse getirip, dersin içerisine yedirip bir etkinlik olarak öğretmeni öğrenciye sunması anlamında bekliyor. Bu sadece onlardan bir örnek. Biz de bunu paylaşmak istedik. İnşallah bir faydası olur. Derste kullanılır. Eğer kullanılır ve bir faydası olduğu da görülürse bunun bundan bizim de haberimiz olmasını isteriz. Yani bunu bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun gibi başka içerikleri de bizimle paylaşabilirsiniz. Bakın şurada da şu var gibi. Rabbim işlerimizi kolay ve hayırlı eylesin. Yaptığımız işlerde bizi bereketten ayırmasın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.